şikayet ama bir dinleyelim. Yani. Rıza Bey merhabalar, hatta mısınız? Hattayım efendim. Rıza Bey, önce teşekkürler kabul ettiğiniz için. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. Kafamıza bazı soru işaretleri var. Siz o gece, yani önce sizin mesleğiniz ne? Siz o binada gece bekçisi misiniz? Ben o binanın bekçisiyim. O gece de nöbetçi miydiniz? Evet. Binanın orada sigortalı mısınız? Ya bunu bize belgeleyebilir misiniz? Orada çalıştığınızı belgeler misiniz? Sigortalıyım, evet. Tamam. Karşısındasınız değil mi? Yani karşı binada, otelin karşı binası. Tam çapraz karşıdayım ve ATM'nin önündeydim. Tamam, ATM'nin önündesiniz. Çok net bir şey. Evet. Olay kaç dakika sürdü peki? Önce dışarı bir balkona çıkıyorlar galiba. Önce kızlarla beraber çıkıp... Bir saniye. Tamam, söyleyin. Bir bağır çağırış mı olmuş? Niye? Önce balkona çıktıklarında ses geldi. Ben o arada ATM'nin önünde tabii orada dolaşırken sesler duyunca o yana baktım. Baktığımda o kızı aldılar, içeriye götürdüler. Peki ses duydunuz mu? 8. kat ama tabii eko da yapabilir. Gece sessiz. Hiç bir şey duydunuz mu? Anladınız mı kelimeleri? Ne konuştular balkonda acaba? Kelime duymuyor efendim. Ben çünkü biraz karşıda olduğum için. Çok mu bağırıyorlardı? Ses gürültülüydü tabii. Bayağı bağırıyorlar. Evet. Bayağı. Peki o sırada Zerda'yı içeri götürmeye mi çalışıyorlar? Zerda'yla kavga mı ediyor? İçeri aldılar efendim. Yok, kavga falan, öyle kavga falan, tartışma falan şey değil. Çok şey değil. Aldılar içeriye. İçeri aldıktan sonra tekrar 3 dakika sonra kız geri çıktı. Çıkar çıkmaz o balkondan. Balkondan dışarıya geçti. İlk çıktığı kapıdan geldi. Sonra o kolunun oraya geldi. Kolunum oraya geldiğinde... Yani balkon salon tarafına geldi. Geniş olan tarafa geldi. Valla şimdi salon tarafını yatak odasını hiç bilemem oranın. Oranın bilemem. Peki. Tamam dediğiniz yer orası. Biz öyle biliyoruz. Kolanın çünkü olduğu yer değil orası. Krokilerde var. Aslı göstersene onu, hazır diyor. Krokilerde var zaten. Yani direkt aşağıya düşüyor. Tamam. Bak. Biz salonun kapısından o şeyden aşağıya düştüğünü biliyoruz. O net yani. İşte bak o şeyden görünüyor. Tamam. Kolun tarafına geldi, 3 dakika bekledi. Tamam. 2-3 dakikanı bekledikten sonra tekrar öbür taraftan camdan açılınca cam açılınca kendini bıraktı. Dış tarafta bekledi yani, öyle tabii, mi? Tabii, ikinci, tabii. Niye o zaman yani birden arkası ya? Arkası dönük müydü? Evet, arkası öbür tarafa, kapı tarafına dönüktü. Anlamaz ki. Yani içeri nasıl bakıyor, oluyor? Salona bakıyordu, öyle mi? Tabii salona bakıyordu. O zaman sizin dediğinize göre elleriyle yani arka tarafa Orhan Bey, bakın. Anladım ben. Aynen, ben bir dakika. Şöyle duruyor yani. Evet, arkadaşı, o şekilde duruyor. İnsan böyle durabilir mi ya? Nasıl? Bir dakika. Daracık ya, bir yer ya. Şöyle arkada duruyor. 10 santimlik bir çıkıntısı var. Mermenin çıkıntısı bir dakika, var. Bir dakika, bir şey daha göstereceğim. Hocam şu kadarlık bir mesafe. Bakın, şurası. Bu kadarlık. Bu kadar. Bir görsene Aslı'cığım. Gör tatlım benim. Şu kadarlık bir mesafe. Ben bu kadarlık bir mesafede. Şöyle arkam dönük durabilir miyim ya? Bir de orada panik atak var. Hayır ama şey diyor. Kapıya doğru yani salona doğru bakıyordu diyor. Yani orada şu şekilde duruyor. Şöyle duruyor. Doktor hanım onun yani karşısında öyle durmuyor. Öyle dur. Bir daha tarif eder misiniz beyefendi? Bir daha tarif eder misiniz? Nasıl duruyordu? Şimdi yani yüzü salondan cam, o korkuluk camlarına yapışık halde duruyordu. Tamam, yapışık halde. Önü bir siz sorsanız ya. Peki şunu soracağım. Şimdi dış tarafına geçti ya, camın dış tarafına geçiyor. Orada bir küçük bir mesafe var. Yüzü size mi bakıyordu? Yoksa arka tarafa mı bakıyordu? Binaya bakıyordu. Yüzü binaya bakıyor. Evet. O zaman dediğim ilk sorum şu. Evet. Doğru sordum. Yani arka tarafım ters mi duruyordu dedim ya. Çünkü o şekilde düşmüş gibi görünüyor yani daha çok. Döne düşüyor yani, dedi ama bakın Orhan Bey balkonun dışına doğru çıkmış. Tamam, ben öyle anladım. Çıkıyor. Dışına doğru çıkıyor ve oraya tutunarak yani şu şeye balkonun dışına doğru çıkıyor. Tutunup içeri cama bakıyor. Doğru. Yani arkası yola doğru. Evet. Yani böyle tamam şimdi oldu. Oraya tutunuyor. Yani. Doktor hanım bana videoları izletti emniyette. Peki bu çocuk hayatına son vermek istese bunu neden yapsın? Hem de döne bir şey, yapmaz. Yani bir korkuyla bir şey bekliyor içeriden. Bir şey bekliyor. Aa, çok belki. Önemli. Bir daha söyler misiniz hocamı yani, görelim. Muhtemelen içeri bakarak oradan bir hareket bir kork yani korkarak çıkmış oraya. Yani bizim böyle bir maalesef vermesi var. Sezai Koçak Allah rahmet eylesin. Balkonun ya, Antep'te. Dışında o da aynı şekilde duruyordu. Aha. Ve içeriden bütün zaten onu düşürmüştük. Hep korktuğunu, içeriden bir şey beklediğini. Yani hayatına son vermek...